Elazığ'da 24 Ocak 2020 depreminin ardından depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılan ve boşaltılan okulların yerine 27 okul hizmete girdi. 19 okulda inşaat çalışmaları devam ediyor. Merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki deprem ve sonrasındaki sarsıntılar nedeniyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Fırat Üniversitesi arasında imzalanan protokol kapsamında kent genelindeki tüm okullarda her yıl güncellenen risk analizleri sonucu ağır hasar gören 23 okul kısa sürede yıkılırken depreme dayanıksız olduğu görülen 25 okulda geçen yıl boşaltıldı. Yıkılan okulların yerine Milli Eğitim Bakanlığı koordinesinde hayırseverlerin de desteğiyle yapımına başlanan 27 okulun tamamında geçen yıl ders zili çalarken, 2022 yılında yatırım programına alınan çeşitli kademelerdeki 58 okuldan 25'inin ihalesi tamamlanarak 19 okulda inşaat çalışmalarına başlandı. Seferlerimizin desteği büyük bir kısmı da devletimizin yatırımlarıyla 27 okulumuz hızlı bir şekilde yeniden yapıldı. Ancak tabii çalışmalar sadece burada kalmadı. Daha sonrasında da geçtiğimiz yıl yine aynı şekilde, çünkü burası bir deprem bölgesinde ve bu deprem bölgesinde olduğu için de deprem riski devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yine bir 4.9 şiddetinde bir deprem daha yaşadık ilimizde. Bununla birlikte deprem risk analizleri sürekli güncelleniyor. Milli Eğitim Bakanlığımız, Cumhurbaşkanlığımız bu işe çok önem veriyor. Kent genelinde depremlerden etkilenen 33 okulda güçlendirme yapıldı. Birçok okulda da onarım ve tadilat çalışması gerçekleştirildi. Da ilimizde geçtiğimiz yılda biz bu afet riski olabilecek okullarımızı tetkik ve analizlerini yaptırdık. Bunun sonucunda ilimizdeki 25 okulumuzun daha olası bir afetlerde dayanıksız olduğunu gördük. Şehirleşme sürecinde yeni rezerv alanları oluştu. Bunlar için de biz bu oluşan yeni rezerv alanlarında da okul planlamamızı dahil ettik, aldık. İlkokul, ortaokul, lise, anaokulları. Aynı zamanda anaokullarındaki okullaşma oranının artırılması kapsamında da yeni projeler aldık. Bu kapsamda da 35 çeşitli tür ve kademelerdeki okulumuz daha geçtiğimiz yıl yatırım programımıza dahil ettik. Ve son 6 ay içerisinde biz bu çalışmalardan 25 okulumuzun ihalesini bitirdik ve 19'unda inşaat başladı. Kalan diğer okullarımızda da süreçlerimiz devam ediyor. İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, deprem sonrası Elazığ'a ciddi bir kaynak geldiğini belirterek afet risklerine karşı devletin kaynak sıkıntısı olmadığını söyledi. Deprem sonrasında buraya çok ciddi bir kaynak ayrıldı ve halen bu kaynak yoğun bir şekilde ayrılmaya devam ediyor. Özellikle afet bölgelerine devletimiz bütün imkanlarını seferber etti, halen de ediyor. Meselenin gerçeği aslında budur. Yani bu çalışmalar Elazığ ili özelinde olduğu gibi diğer illerimizde de aslında devam ediyor. Özellikle afet risklerine karşı devletin herhangi bir kaynak sıkıntısı kesinlikle olmadı. Bundan sonra da olmayacaktır inşallah. Devlet gereken bütün sahiplenmeleri ve desteğini her türlü ortamda sergiliyor.